Peki bir de Başbakanlığı döneminde Başbakanlıktan çıkıp Cumhurbaşkanlığına gideceği arada bir suikast ihbarı olduğunu okudum ben, ama doğruluk payı var mı? Aslında öyle bir duyum, yani çok zayıf bir duyumdu. O da Türkiye'de çok ilginç bir uygulama var. Şu anda ne durumda bilemiyorum. Başbakan, başbakanlıktan ayrılıyor. Bir basın ordusu 24 saat peşinde. Yani başbakan nereye gidiyorsa onlar da peşinde gidiyor. Tabi bunlar haberleşiyorlar. Haberleşince eğer başbakana bir suikast söz konusuysa zaten o telsizleri, habercileri takip edenler başbakanın nerede ne zaman olacağını gayet iyi biliyorlar. Bazen gizli program yapmanız gerekiyor, yapamıyorsunuz çünkü 24 saat arkanızda basın var. Hı hı. Evin önüne gidiyoruz, eve istirahate çekiliyoruz. Basın halen bekliyor. Ya gitsin, niye bekliyorsunuz? Talimat böyle. Hı. Yine böyle bir gündü. Ben o gün bir şey denemek istedim açıkçası ve ikiz ekip çıkardım. Ve Başbakanlıktan çıktığımızda ikamete gittik. İkametten çıkarken birbirinin aynısı iki ekip oluşturdum. Araçlarıyla, makam araçlarıyla ve Sayın Başbakan'ı Ankara'da kaybettim. Yani basın takip ediyor ama kimi takip ettiğinin farkında değil. Hep boş araçları takip etti. O medyaya yansıyan öyle bir haberdi. O gün akşama kadar biz Cumhurbaşkanlığı'na gitmek de dahil basını aldattık biraz, atlattık. Ne yaptınız? Basını sahte ekibin peşine taktım. Yani sanki dolu araçmış gibi. Evet. Boş ekip. Basın onları takip etti. Ben oradan çıktım, geldim Başbakanlığa. Oradan gitti, bir yemeğimi yedim. Yemekten sonra tekrar eve geldim. Ben derken tabii makamı kastediyorum. Hı hı. Oradan da Cumhurbaşkanlığına gittik. Fakat orada bir şey oldu. Gazeteci arkadaşlar eve geldi, dedi ki Recai Bey biz de uyandık. Sen dedi bizi kandırıyorsun. Ama dedi biz dedi çözdük işi. Sen dedi Başbakanı tek bırakmazsın. Sen hangi araçtaysan biz anlayacağız ki o araç da başbakan var. Onu takip edeceğiz. Evet. Vay dedim, bravo, çok akılsınız dedim. İçeri gittim. Yardımcıma talimat verdim. Dedim ki Başbakanı sen götüreceksin. Abi ben nasıl götüreceğim dedi. Ben yapamam. Dedim Cumhurbaşkanı sen götüreceksin. Ben boş ekiple çıkacağım buradan. Tabii ben çıkınca o dediler tamam ters başbakan köşe bu araçla ve bütün basın benim peşimden. Ben onları bir Ankara turu yaptırdım. Cumhurbaşkanlığına girdim. Tabii girişte de Cumhurbaşkanlığına girince makam geldi diyorlar. Ona göre genel sekreter aşağı iniyor. Ben indim. Genel sekreter kapıda. Ben kapıyı çarptım. Araba hareket etti. Recai Bey dedi başbakan nerede dedi. Efendim biraz sonra gelecek dedim. O yüzden de bayağı bir o zaman Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi çok fırça yedi. Makamı görmeden niye makam geldiği bildiriyorsunuz. Biraz da bana da serzenişte bulundular. Evet. Yani senin yüzünden fırça yedik. Önceden bilgi verseydiniz belki. Evet, ama bilgi versek o zaman işin özelliği kalmıyor. Evet, çünkü bunu da denememiz gerekiyordu. Dediğim gibi yani Cumhurbaşkanımız Sayın Bülent Ecevit'in hem dönemsel olarak da hem de kendi naifliğinden dolayı böyle bir suikast ihbarı ciddi anlamda çalmadık. O bizim kendimizin yaptığı bir denemeydi. Anladım. Başarılı da oldu. Demek ki dedik biz istediğimiz zaman başbakanı kaybedebiliyoruz Türkiye'de.